Anapalı, değerli tarihçimiz Ahmet abimiz Adana Yüreğir'de, yanında da Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çevikcan var. Sözü Ahmet Anapalı'ya bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Buradan Akit TV izleyicilerine günaydın diyorum. Muhteşem bir manzara. Keşke hepiniz burada olsanız da şu an benim görmüş olduğum manzarayı görseniz. Allah-u Teala verdikçe vermiş, çok şükür. Yeşili var, ovası var, deresi var, nehri var. İmparatorluklarla ve tarihlerle karma karışık bir büyük kültürü, tarihi var. Her şey burada. Biz şu an niye buradayız? Kazıları, tarihi Yüreğir kazıları mevcut. Burası 3000 milattan önce 5000 yıl evveline ait. Yani toplam 7000 yıllık bir tarihten bahsediyorum. Neolitik döneme ait kazılar var ve bu kazıların bulunmuş olduğu Yüreğir Belediyesi'nin belediye başkanı şu an yanımızda. Bize bu kazılarla alakalı ve ilk defa birincisi yapılan Yüreğir şenlikleri hakkında bilgi verecek. Sevgili başkanım, hoş geldiniz. Sağ olun. Burası hakkında bize bilgi verir misiniz? Evet. Sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi 7000 yıllık geçmişi olan önemli bir antik şehrin şu anda üzerindeyiz. Ve biz de 5 yıldır bu antik şehrin gün yüzüne çıkması, dünya kültürel mirasına kazandırılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımızla bir protokol yaptık. Bu protokol çerçevesinde burada daha önce 10-12 yıl yüzeysel araştırma yapan Pisa Üniversitesi Roma Ulusal Araştırma Merkezi ile birlikte bu projeyi yürütme kararı aldık ve Kültür Bakanlığımızda uygun gördü. Bu protokol çerçevesinde 5 yıldır bu çalışmaları yürütüyoruz ve aslında biz bu çalışmalara başlarken buranın 3000 yıllık tarihi olduğunu biliyorduk. 3000. Evet. Ama kazılar neticesinde görüldü ki bu 7000 yıllara gidiyor. Geç Hitit döneminden bugüne kadar gelen bir süreç. Yani burada çok medeniyetler yaşamış. Aslında Anadolu'nun tam da böyle mozaik bir şekilde olduğunu, kültürlerin bir arada nasıl yaşadığının göstergesi burası. Evet. Biz de bu kültürün hem Türkiye'mize hem dünya kültür mirasına kazandırılması amacıyla her türlü lojistik destekten maddi desteğe kadar üniversitemiz ve ulusal araştırma merkezimize bu desteği veriyoruz. Geldiğimiz aslında noktada da iyi yaptığımızı görüyoruz. Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Sadece bu değil. Tabii Missis. Tarihi Missis Köprüsü'nün doğusunda ve batısında Osmanlı dönemine ait iki tane değirmen var. Bu bölge aslında hem antik şehir hem de tarım bölgesi olarak geçmişten günümüze bu bölgenin gıda ihtiyacını çok karşılamış. Güzel. Bu değirmenler Osmanlı döneminden günümüze 1970'lere kadar bir fiil çalışmış ve şimdi onların restorasyonunu çok yapıyoruz. Güzel. Yine köprümüzü geçince hemen sol tarafta, şu tarafta. Evet, sol tarafta bir kervansarayımız var. Bu da Osmanlı'nın son döneminde yapılmış. Bu aslında burası önemli bir güzergah, yani tarihi İpek Yolu'nun geçiş güzergahı. Evet, İpek Yolu'nun devamıdır. O anlamda da çok önemli, ticari açıdan da çok önemli. Buradan Suriye'ye, Irak'a, İran'a geçmişte çok ticaret yapılmış ve oradaki yaptığımız kazılarda kervansarayın altındaki orta çağın çok önemli seramik merkezlerin burada olduğunu, gerek burada çıkan gerek orada çıkan seramik parçalarından anlıyoruz. Ve o dönemdeki merkez olan bu antik şehrin biz de bu günümüzde turizm merkezi olması amacıyla bu çalışmaları yaptık. İşte geçmişte Adana depreminde hasar gören tarihi Missis Köprüsü restore edildi ve şu anda trafik üzerinden akıyor. Çok güzel. Aynı zamanda buranın bir özelliği de, antik şehrin bir özelliği de diğer antik şehirlerden ayrılan, diğer antik şehirlerde sadece yapıları, çıkan eserleri görüyorsunuz. Evet. Ama bu antik şehrin hemen devamında hayat devam ediyor. 1970'li yıllardan sonra yoğun göçle bu bölgede vatandaşlarımız antik şehrin üzerinde uygun olmasa da o yaşantıyı devam ettiriyorlar. Evet. Biz bu bir hayat var yani. Var. Tabii, hayat var. Bu önemli aslında. Uzmanlarımız da bunu söylüyor. Sevgili dostlar, burada şu an benim görmüş olduğum manzarada
uzmanların, burayı bilenlerin anlattığına göre Roma devrinden daha önce bir köprü olduğunu bildiğimiz bir köprünün üzerine Romalılar bir köprü yapmışlar. Tabi bu köprüyü defalarca restorasyon geçirmiş. Halk arasında Lokman Hekim'in formülünü aradığı hastalıklar, ölümsüzlüğün şifasını aradığı hastalıkların formülünü düşürdüğü dere, nehir olarak burası gösterilmektedir. Tabi bu bir rivayettir. Halk arasında var olan rivayet, işte o köprü, o tarihi köprü bu köprüdür. O köprünün hemen yanında tarihi bir kervansaray, hemen benim arkamda yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip olan bir kervansaray, su değirmeni, bu bölgede, bu Ceyhan Nehri'nin üzerinde yüzlerce değirmenin olduğu ve burada bir ticaretin olduğundan bahsediliyor. Tam olarak şurası bir limanmış. Yani burası doğu ile batıyı, yani burası İpek yolunu ötelere götüren bir yolmuş ve böyle bir noktada, böyle bir kilit noktada Mahmut Çelik sıradan bir yer değil. Neolitik zamana kadar uzanan bir bölgenin başkanlığını yapıyorsunuz. Evet. Başkanım işiniz zor. Evet. Ama şöyle, bu zevkli bir iş. Evet. Tarihi kültürü gün yüzüne çıkarmak çok güzel bir şey. Kaldı ki biz 2015-2016 yıllarında birincisi proje ödülü aldık, evet, buradan. Çok güzel. Tarihi Kentler Birliği'nden. İkincisi süreklilik ödülü aldık. Ve bu yılda başarı ödülü ilan edildi, aldık. İnşallah önümüzdeki ay Kasım ayında da o ödülümüzü, evet, alacak. Bunlar işte bizleri motive ediyor. Çok güzel. Ve en önemlisi de bu bölge, yani turizm merkezi olunca bacasız ekonomi dediğimiz bu anlamda da bu bölgenin de bu ekonomiden faydalanmasını sağlayacağız. İstihdama katkısı olacak. Bunun yanında en önemlisi, buraya gelenler şu doğal güzelliklerin yanında, evet, tarihi güzellikleri de görecek. Bizim burada iki su değirmeni, bir kervansaray, bir de Lokman Hekim camimiz var. O mescit küçük ağaçların içerisindeydi. Evet. O da 1998 depreminde hasar gördü, yıkıldı. Öyle mi? Evet. Onun da projeleri aslına uygun yapıldı. Kuruldan, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan geçti. Şu anda arkadaşlarımız onunla ilgili çalışmaları yürütüyorlar. Çok camimiz, kervansarayımız, köprümüz, su değirmenlerimiz ve bu bölgeyi biz bir arkeopark olarak değerlendirmek, harika, istiyoruz. Yani tabiri caizse burası açık hava müzesi gibi olacak. Tabii burada emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Gerek Pisa Üniversitemiz, gerek Roma Ulusal Araştırma Merkezi, asıl önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, evet, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza gerçekten her türlü desteği onlar da bize veriyorlar. Ve netice itibariyle Adana'mız, Türkiye'miz ve dünya bir kültür mirasını daha kazanmış çok olacak güzel bu vesileyle. Sevgili dostlar, ben gördüğümü, gözlemlediğimi söylüyorum. Başkanım güzel bir ekiple, Mahmut Başkanım güzel bir ekiple elinden geleni, yapılması gereken neyse onları yaptığını görüyorum. Şimdi sıra sizde, sıra bizde. Burayı turizme kazandırmak, Türkiye'nin turistik anlamda cennet köşelerinden biri yapmak bizim elimizde. Önce Adanalılar, Adana'nın Yüreğir bölgesinin dışında yaşayanlar, ardından Türkiye'nin tamamı buraya gelmeli. Şu bir kere görsel bir zenginlik, bir güzellik var. Bunu görmeli. Tarihi anlamda Mahmut Başkanımın önderliğinde çıkartmış olduğu bu zenginlikleri herkes görmeli. Sevgili Başkanım, Akit TV izleyicilerine bir mesajınız var mı? Ben bütün vatandaşlarımızın özellikle tarihimize, kültürümüze sahip çıkılması ve sahip çıkanlara destek, eyvallah, olunmasını istiyorum. Çünkü tarihini, geçmişini bilen ulusların dimdik ayakta kalacağını biliyoruz. Atalarımızdan bunu gördük. Biz de bu ülkeyi aslında miras almadık. Biz emanet aldık. Güzel. Emanete de en iyi şekilde, en değerli şekilde gereğini yapıp biz de çocuklarımıza, torunlarımıza kültürümüzü emanet edelim diyorum. Eyvallah. Herkesi sevgi, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Eyvallah. Sevgili dostlar, bizden bu kadar. Biz sizler için bütün Türkiye'yi gezmeye devam ediyoruz. Yusuf kardeşim, Allah sana kolaylık versin. Teşekkürler Ahmet Anapalı. Allah kolaylık versin diyelim sevgili seyirciler. Yavaş yavaş süremiz.